yer var da, şimdi Mehmet abi dedi, Hüsrü abinin yeri var ya, tam böyle o şeyi yapmış. Bildiğimiz bir yer ama. Sayfa kitap. Barla layıkası 189. Barla dediğinde tamam ya, yani, koltuğu yaslanıyor. Sonsuz rahim olan Halik-i Azim'in kusursuz olan bu kasrını temaşaya doyamayan ruh kendini avdet ediyor. Doyamayınca kendisine dönüyor. Avdet ediyor. Rahmetin nihayet derecede incelikleriyle tanzim ve idare edilen cisme bakıyor. Şuraya. Bak adam nasıl yürümüş ya. Dehşet ya. Şimdi ve bu adamın halinde de bulunacaksın ya. Bak buna dönüyor. Çok sadat. Duyguları arasında yalnız muhayyilesine hasrı nazar ediyor. Muhayyilesine. Muhayyilesine. Kelime bakmadınız belki de. Muhayyileye bakmamışız. Bakmamışız. Kuvvi hayale, kuvvi hayale. Ben o muhayyile, muhayyileye bakmadım. Kaç tane vardır? Muhayyile. Bak. Kuvvi hayale. Muhayyile. Muhayyile. Kabağına kaçtı? 189. 180. Bundan sonra bu hayat, tahayyül, hayat muhayyileye de bakıyor. Çok yoktur zaten. Olsun, lazım. Bu yeter. Evet, böyle bir iki tane olsa. Duyguları arasında yalnız muhayyilesine hasr-ı nazar ediyor. Saraya geldi, döndü kendine. Saraya. Buraya geldi. Ha. Girdi içeriye. Bu muhayyilenin dimağda kendine tahsis edilen mahalli, bir hardal tanesi kadarken her zaman bütün alemi sinema şeritleri gibi hayal hanesinde dolaştırır. Dolaşıyor. Orada, uuu, vardı yani böyle yaptım ya. Ha, aynen. Bütün durumlar şimdi buna bakıyor diyor, bunu kullanıyor. Bunu kullanıyorlar. Abi hep bunu kullanıyorlar ya. Biz ne olmuş ya, akılcı olmuşuz ya. Acayip, boğulmuşuz orada. Akılda boğulduk ya. Statüsü öyle şey. Ya standart, bak adam saraya girmiş, ailesiyle, aklına demiyor. Aklıyla dolaşıyor, bir insan var ya, rehber ben dolaştım. Ruh işte mesela. Böyle vay 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 vay. Ya şimdi dolaşılan yer muhayyilesi, hayali. O bundan sonrası diğerleri ama devam ediyor. Güzel. Tamam. Hafıza bir çeşit, akıl ayrı bir çeşit, fikir başka bir halde, kalp daha başka, kamil insanlarda hali faaliyette olan diğer letaif daha başka bir şekilde basıra, samia, zayika, lamise, şahit. Havas-ı zahirinin istihab ettikleri manevi sahalara nispetle nihayet derecede küçük bir dimağında yerleştikleri halde yek diğerine karışmayarak bir diğerinin vazifesine müdahale etmeyerek ayrı ayrı vaziyetlerde ayrı ayrı dairelerde gayet muntazam çalıştıklarını ve hatta etibbanın bile senelerce tahsil ederek içinden çıkamadıkları vücudu beşerin her bir kısmının her bir uzvunun inceliklerini görüyor. Ya, etkiba ya, tıp ha. Ha. Bu derece rahmetle tanzim edilen, bu kadar muhtelif ve zevk ile çalıştırılan bu muhayyir-ül ukul makineyi temaşa eden ruh, bu makine üzerindeki derece-i malikiyetini düşünüyor. Nereye yaptım Mehmet? Hükmünün hiçbir uzva tesir etmediğini görünce, sığınacak bir yer, iltica edecek bir mahal, perverde edilecek bir varlık arıyor. Aslında ne? Adam. Tefekkür. İşte her dediği yerde dur. Ha? Parmak koydu. Buraya geldi, buraya geldi. Tamam baktı olan hiçbir tanesinde ben yokum. Evet. Hepsi kendi daha başına. Daha üstüne geliyor şimdi. Tabii hepsi müstakil çalışıyor. Ne yapacağım senin şimdi? Çünkü tehlike başladı ya. Ne olacak ki? Ben kaldım orada da. Ha? Evet. Bir varlık arıyor. İşte o vakit bu kadar rahmetiyle perverde eden Hallak-ı Azim'e karşı secde-i şükranı kapanarak ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Bütün dertlerini döküyor. Onun yalnız, onun lütfu keremine iltica ederek affolunmak, dünyada olduğu gibi ukbada da sevdikleriyle birlikte vaat ettiği cennette bulundurulmasını istiyor ve yalvarıyor. Ahmet Hüsrev, rahmetullahi. Allah rahmet etsin. Allah şefaatine. Burada en önemli... Ne güzel yazmış değil mi şiir ya? Hasrı Allah şefaatine mazhar. İnşallah. Ne diyor abi? En önemlisi hasr-ı nazar şeye diyor. Hayale bakıyor. Hasr-ı nazar. Evet. Oradan girdi ya. Oradan girdi. O şey 185'te Hafız Ali abi. Diyor o saraya girdim diyor. Hayale girdim diyor. Usta da diyor hayale bindim diyor. Ruh hayale bindirdim diyor. Aklı hayale bindirdim.